İrfan, bugün çok meselemiz var. 4-5 tane konumuz var dünkü gibi. Gündem çok yoğun ama ben bir ekonomiyle, bu işsizlik meselesiyle başlamak istiyorum. Bakın, en büyük Türkiye'nin en büyük sorunu ne derseniz bu işsizlik. Rakamlar da açıklanıyor. Şimdi geçen dönem, yani 2019'un Aralık ayındaki işsizlik oranı açıklandı. 13 milyon 13.7 %13.7'ye çıkmış işsizlik oranı. 4 milyon 570 bin kişi falan. Bu resmi rakam. Gayri resmi rakamlara göre 8-9 milyon Türkiye'de işsizlik var. Bu feci bir durum. Bakın, 2019 yılının son çeyreği deniyor ya, hani her çeyrekte büyüme oranları açıklanıyor. Son çeyreğinde %6 falan Türkiye'nin büyüdüğü ifade ediliyor. Peki Türkiye büyüyor ama bir yerden işsizlik de büyüyor. Bugün baktım, ismini de vermeyeyim. Yani iktidara en yakın gazete, artık kim o, hangi gazete olduğunu biliyorsunuz. Söylememe gerek yok. Orada Hazine ve Maliye Bakanı demeç vermiş. İlk çeyrekteki büyüme şaşırtacak, %6 olacak, %6'yı geçecek diye. İşsizliğe yansıyacak mı? Bu nasıl bir büyüme? Bakın, bugün mesela grup toplantıları vardı. Meral Akşener'in gündeminde de bu vardı. Diyor ki bu kalitesiz büyüme. O kalitesiz. Niye? Diyor ki babam işte krediler verdiler, kamu harcamaları yaptılar, krediler verdiler. Bu böyle bir galiba bir hormonlu büyüme. Çünkü işsizliğe bir faydası olmuyor. İşsiz sayısı her geçen gün artıyor. Bakın, Mahfiye İlmez'in bir şeyi var. Biliyorsunuz, eski Hazine Müsteşarı, bu işleri hani Türkiye'de en iyi bilenlerden bir tanesi diyebileceğim. Geniş kapsamlı bir işsizlik analizi yapıyor. Geniş kapsamlı şu. Diyor ki yani şimdi şu işsizler iş aramayı bırakıyor. İş arama umudunu kaybedenler, bu TÜİK'in şeylerine girmiyor. Yani adam hiç aramamış, artık iş aramıyor. Bulamam diye aramıyor ama bulsa çalışacak. Şimdi onları da kapsarsanız işsizlik %20. Genç nüfusta %25'i geçti. Bu çok kötü bir durum. Bir de şu var. Çünkü Türkiye'nin bir risk oranı var. Dünyada en riskli 4 ülke var. Birincisi Venezuela. Diyorlar ki aman yatırımcılara Venezuela. 2 Arjantin. 3 Ukrayna. 4. sırada da Türkiye'deymiş. O bir oran yayınlıyorlar ve oranla koyduğumuz zaman en riskli ülkeler arasında 4. sırada geliyor. Şimdi ekonomide çok yapısal bir değişiklikler yapmanız lazım. 2013 yılında yine bugün Meral Akşan açıkladı. 12.500 liraydı diyor. Dolardı. Kişi başına gelirimiz. Fert başına düşen gelir. 9.000 dolara indik, çakıldık kaldı. Yine bir rakam daha vermiş. Diyor ki 2002 yılında her doğan çocuk 1752 lira borçlu doğuyordu. Yani devletin borcunu hani kişiye bölersek herkes doğduğu gün 1752 lira borçluydu. 2002. Bugün 5300 lira borçlu. Bunun işin altından nasıl kalkacağız bilmiyorum. Şimdi bu ilk çeyrekte hakikaten büyüyeceğiz ama bakacağız Ocak ayı, Şubat ayı, bu işsizlik rakamları değişiyor. Bakıyorum, sokağa çıkıyorum. Vallahi herkesin suratı bir karışırsak. İş yok. İş olmadığı için esnaf da kana alıyor. Çünkü tüketim yok, alışveriş yok. Bankalara, bankalar mesaj yolluyordu. Sizin telefonunuza da geliyordu. Gel kredi verelim, gel kredi verelim. Bankalar herkese para vermek istiyor. Borçlandırarak büyümek. Yani borç alıyorsunuz. İnsanların geliri artmıyor. Bir şeyler harcıyorlarsa işte bankalardan borç alıyorlar. Borçlanarak büyümenin adı herhalde bu kalitesiz büyüme. Bence hormonlu büyüme diyebilirim. Çünkü pıst diye sönebiliyor. Şimdi bugün salı günleri biliyorsunuz meclis günü. Muhalefet partileri çıkıyor. İktidarın bir partisi MHP. Yani iktidar ortağı parti. MHP'nin de bugün. Ama iktidar partisi yani Tayyip Erdoğan da çarşambaları çıkıyor. Şimdi bugünkü gündem Rusya'ydı bir. Birinci mesele Rusya'ydı. Şimdi Rusya'daki bir anlaşma, Moskova'daki anlaşma. Hem Akşener'in hem CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun gündemi bu. İkisinin de ortak kanısı şu. Oradaki şey tamamen bir başarısızlık. Şimdi Kılıçdaroğlu diyor ki büyük laflar ettik. Sonucu böyle olur. Ne dedik bakın. Hatırlayın Tayyip Erdoğan ne dedi? Çıkacak dedi o dedi. Şam ordusu geri dedi. Bizim gözleme noktalarımızın dışına çıkacak. Çıkacak dedi. Bunun başka yolu yok. Çıkmazsa biz çıkaracağız dedi. Çıkmadılar, kaldılar. Ve kaldıkları Moskova'daki yapılan mutabakatla onaylandı. Şimdi ne oldu? Şimdi diyor ki Akşener'de. Ya Esad kazandı, Putin kazandı, biz kaybettik diyor. Baktığın vakit evet ya o kadar büyük laflar etmeseydik, ya geri çekilip o otoyolun arkasına gözleme kulelerimizi alsaydık, oradaki muhalif grubun hayatını garanti altına alıp burayı ellemeyeceksin ey Esad, Putin falan deseydik daha böyle bir iyi çıkmaz mıydık bu işten? Diplomasi yoluna çözebilirdik. Bakın fetih sureleri okundu. 10.000 asker yığdık. Şimdi sonra orada onlar kaldı. Şimdi bize o içerideki terör örgütlerinin başta HTS olmak üzere 20'ye yakın terör örgütünü de temizleme işi mi düşecek? Hiç Türkiye bu işe bulaşmasın. İblitin içi terör örgütü kaynıyor. Bana göre hiç girmesin. Bakın bir karayolu var ya, Türkiye, Rusya ortak gizleyecek, devreye gelecekler. Onun kontrolü bizde göya. Seviniyor muyuz? Bu sevinç hanesi mi? Kime karşı? HTŞ saldırılarına karşı Şam hükümetine ait tırları, kamyonları mı koruyacağız? Burada bir muhalefet öyle bir yüklendi ki tamamen dedi Moskova başarısızlıktı dedi bir. İkincisi Kılıçdaroğlu çok gündeme getirdi. Dedi ki ya siz kardeşim bu Putin'e niye sormuyorsunuz? Gittiniz oraya oturdunuz. Niye demiyorsunuz ki? Bak aynen söylüyorum. Niye? Cumhurbaşkanı'na soruyor. Neden sormadın diyor. Birliklerimizin yerini bildirmemize rağmen neden askerlerimizi şehit ettiğini sorusunu sormadınız diyor. İlk saldırı ardından uyarı yapılmamıza rağmen neden ikinci saldırıyı düzenden vazgeçmediniz? Bunu niye sormadınız diyor. Neden ambulansa saldırdınız? Bunu da sorsaydınız diyor. Bunların cevabını almak zorundasınız diyor. Veya bize de açıklamak zorundasınız. Şimdi gündem buydu. Gündemin bir başka konusu da Cumhurbaşkanı Brüksel'deydi. Dün burada anlattım. Dedim ki çok önemli bir açıklama olacak gece 21'de Brüksel'den. Bu bir de tabii batı sınırımızda bir mesele var. 140.000'den fazla mülteci Yunanistan, yani Meriç'i geçip Yunanistan o tampon bölgede bekleşiyorlar falan oralardalar. Şimdi onların hali ne olacak? Brüksel'le müzakere var. Dün gece 21'de üçlü bir basın toplantısı olamadı. Bugün Cumhurbaşkanı uçaktan dönerken gazetecilere açıklama yaptı. Dedi ki Merkel'le Macron, yani Fransa Devlet Başkanı'yla Almanya Başbakanı İstanbul'a gelecekler. Bir üçlü zirve yapılacak. Belki İngiltere Başbakanı da gelecek. O durumu uygunsa gelmezse üçlü zirve, gelirse dörtlü zirvede bu sorun çözülecek. Şimdi günün en önemli olayı şuydu. Muhalefet partileri Akşener ve Kılıçdaroğlu ve HDP gazeteci arkadaşlarımıza sahip çıktı. Bu hapisteki atılan gazeteciler var. Hani Libya'da bir albay işte o MIT'çi görevlisiydi. Onun cenazesi törenini verdiler, fotoğraf yayınladılar, şu bu falan derken 6 tane gazeteci arkadaşımız şu anda tutuklu. Kılıçdaroğlu sahip çıktı. Akşener de sahip çıktı. Dedi ki madem bu kadar gizliydi, madem bu kadar önemliydi, ya siz o cenaze törenine partileri davet ettiniz. Davet ettiniz gelin diye. Bu kadar açık, bu kadar alenen. Madem sizin için bu kadar bir beka sorunuydu, bir devlet sorunuydu, bu kadar gizlilik taşıyordu, niye peki herkese ilan ettiniz? Bu soruyu sordular. Ve haksız yere, gazeteci arkadaşlarımızın haksız yere içeride olduğunu söylediler. Özellikle Kılıçdaroğlu altını defaatle çizdi. Dedi ki bu bir kılıf dedi. Bu insanları işte hapse atmak, içeri atmak, gözdağı vermek için bir kılıf olarak bunu uyguluyorlar. Sabah 4'te işte FETÖ'cü yöntemler dedi. Onu alıyorlar. 4'te sabah 4'te evini arıyorlar, götürüyorlar, sorguluyorlar, tutukluyorlar. Şimdi iddianame çıkacak, ne zaman çıkacağını bilmiyoruz. Vahim durum bu. Ben bu konuyu gündeme getiren siyasetçilere, hakikaten hapisteki gazeteciler arkadaşlarımız adına da teşekkür ediyorum. Bu meselenin peşini bırakmasınlar. Haksız yere insanlar, bakın, tutuklu yargılanmasınlar. Yargılansınlar diyorum, bakın, bir şey, yargılanmamaları lazım ama hadi yargılansınlar, ama ne var? Hiçbir iddia ortaya batıyorsa onlar da savunmalarını yaparlar. Sonra mahkemeler bir karar verirler. Tutukluluk ne demek? Tutukluluk artık Türkiye'de resmen ceza oldu. Birisi tutuklandığı zaman devlet ceza kesiyor. Tıpkı Osman Kavala'ya yaptıkları gibi, bakın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği süre var ya, bugün, bu akşam doluyordu. Ne yaptılar biliyor musunuz? O suçtan mecburlardı bırakmaya. Yoksa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını ele almadan, görmezden gelecek, hiçe saymış olacaklardı. Bu duruma düşmemek için yeni bir şey çıkardılar. Bir casusluk suçlamasıyla alelacele hop ifadesi cezaevinde alındı ve tutuklandı. Niye biliyor musunuz? Buradan bırakırsak bu başka davadan tutukla kalsın hadi. Tutukluluk maalesef ceza oldu. İyi akşamlar. Yarın yine aynı saatte 19.30'da burada buluşmak üzere.